Wi-Fi bağlantısı artık hayatımızda vazgeçilmez bir yere sahip. İnternetten kablosuz olarak faydalanmak işlerimizi o kadar kolaylaştırdı ki Wi-Fi'siz bir hayat düşünemiyoruz. Bu doğrultuda Wi-Fi bağlantısında yaşanan sorunlar da bir o kadar can sıkıcı olmaya başladı. Eğer siz de bu sorunlardan şikayetçiyseniz üzülmeyin. Bu videoda zayıf sinyalleri ortadan kaldıran DarkWRN330P'yi inceleyeceğiz. Ürünün kutusunda cihazın kendisi, Ethernet kablosu ve detaylı kullanım kılavuzu bulunuyor. Resimlerle desteklenmiş olan kullanım kılavuzu, cihazın kurulumu ve kullanımı konusunda net bilgiler veriyor. DarkWRN330P, 802.11n bağlantı standartıyla 300 megabit'e kadar Wi-Fi hızı sunabiliyor. Cihazın üzerinde VPS tuşu, toplam 5 adet LED bildirim ışığı, priz yuvası ve her biri 3 dBi gücünde çift anten bulunuyor. Cihazda ekstra priz yuvasının bulunması büyük avantaj sağlıyor. DarkWRN330P'yi kullanırken prizlerinizden tasarruf etmenize gerek kalmıyor. Cihazın sol yanında AP Repeater ve Router modları arasında geçiş yapmayı sağlayan bir anahtar, alt kısmında ise Reset tuşu, LAN ve WAN yuvaları dikkat çekiyor. DarkWRN330P'yi erişim noktası, kablosuz tekrarlayıcı ya da yönlendirici olarak kullanabiliyorsunuz. Kablosuz tekrarlayıcı modu geniş ev ve ofislerde zayıf sinyalleri ortadan kaldırıyor. Wi-Fi bağlantısının zayıflamaya başladığı noktayı belirleyip o noktaya cihazı taktığınızda Wi-Fi sinyaliniz tazelenmiş oluyor. Cihazın en kolay kurulumu VPS özelliğiyle gerçekleştiriliyor. DarkWRN330P'nin üzerindeki VPS tuşuna 6 saniye kadar basılı tuttuktan sonra modem ya da router'ınızın VPS tuşuna bir kez basmanız eşleşme için yeterli oluyor. Modemle bağlantı sağlandıktan sonra bilgisayarınızdan ya da mobil cihazınızdan WRN330P ağına bağlanmanız gerekiyor. Ağ bağlandıktan sonra herhangi bir tarayıcı üzerinden 192.168.10.1 adresine giriyorsunuz. Karşınıza çıkan menüde kullanıcı adı ve şifre girmeniz isteniyor. Bu menüde girmeniz gereken isim de şifrede admin kelimesi. Bu aşamayı geçtikten sonra cihazın kullanıcı arayüzüne ulaşmış oluyorsunuz. DarkWRN330P'yi tekrarlayıcı olarak kullanmak için ekranın sol üst kısmında bulunan tekrarlayıcı tuşuna tıklamanız gerekiyor. Buradaki listede hangi ağın tekrarlanmasını istiyorsanız o ağa tıklayıp yeni ağ ismi belirlemeli ve tekrarlayacağınız ağın şifresini girmelisiniz. Doğru şifreyi girdikten sonra uygula tuşuna tıklayıp biraz bekleyin. Yükleme barı sona erince Wi-Fi bağlantınız hazır oluyor. 802.11n standardıyla 300 megabit'e kadar Wi-Fi bağlantısı sunabilen DarkWRN330P, iki anten avantajıyla verimli bir kablosuz ağ oluşturuyor. Cihaza bir kez bağlandığınızda kopma ve sinyal düşüklüğü yaşamıyorsunuz. Cihazın konumunu iyi ayarladığınız takdirde Wi-Fi ağınızı oldukça geniş bir alanda tekrarlamış oluyorsunuz. Sonuç olarak DarkWRN330P, evler ve ofisler için verimli bir Wi-Fi tekrarlayıcı olmuş. Geniş alanlar, kalın duvarlar ve sinyal kalitesini etkileyecek objeler yüzünden Wi-Fi ağınızı verimli kullanamıyorsanız DarkWRN330P'yi rahatlıkla tercih edebilirsiniz.